Tabii sadece teknolojinin gelmesi yeterli değil. Biz bununla beraber bilgiyi de üretmemiz gerekiyor. Bilgiyi üretecek insan kaynağını da yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitim gerekiyor. Tabii bu minvalde Aselsan'ın ikinci bir lisesini biz Konya'da kurguladık. Biliyorsunuz ilk olan Ankara'da zaten kendi himayelerinde bir okulları var. Aselsan Konya'da da biz buradaki hem uzun vadedeki üreteceğimiz entelektüel sermayenin tohumlarını çıkaracağımız ortaya koyduladık. Hem de bu üniversite sanayi işbirliği, lise sanayi işbirliğini sağlayabileceğimiz okulumuzla fabrikamızın da çok fazla tecrübe aktarımını birbirine yapabileceği bir ortam geliştirdik. Tabii bu ortamı sağlayabilmek için burada da bazı mekanizmaların kurgulanması gerekiyordu. Bazı laboratuvarların olması gerekiyor ki çocuklarımız burada kendileri çalışsınlar, hem de daha iyi öğrensinler, görerek öğrensinler, uygulayarak öğrensinler istedik. Bu konularla alakalı işin temelinde, tabii bilgisayar teknoloji çağındayız, bilgisayarlar var, bilgisayar laboratuvarının önceliği var. Çünkü hem bunun yazılım konusunda hem kodlama konusunda artık dönemde en önemli yeri alıyor biliyorsunuz bilgisayarlar. Biz Konya Savunma Sanayi Anonim Şirket ortakları olarak öncelikli olarak ilk oradan başladık. Oranın sanayi laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı kurulunu biz üstlendik. Normalde şöyle bir sistem var, eski sistem var. Atıyorum DC motorla ilgili veya da bu sürücüyle ilgili bir tane para olur. Şimdi bunların şeyleri, dedim bakalım sıralarda yeni üretim yapmış. Şu anda